Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz, anlatacağımız, üzerine tartışacağımız önemli kavramımız aslında eleştirel düşünme ve dolayısıyla aslında problem çözme ve analiz etme konuları. Eleştirel düşünme dediğimizde aslında biz eleştirel düşünme olarak ifade ettiğimiz bu kavramı daha çok kritik etme olarak kullanıyoruz. Ama çeviride aslında eleştirel düşünme olarak geçiyor ve bir herhangi bir konu üzerinde o konuyu eleştirme ya da o konuyla ilgili olumsuz tutum ve duyguları ifade etme olarak algılanıyor. Aslında bu çok da doğru bir yaklaşım değil. Dolayısıyla baktığımızda eleştirel düşünme dediğimiz nokta daha çok sorgulayarak neden sonuç ilişkileri içerisinde oluşabilecek durumları göz önüne alarak herhangi bir konu üzerinde sorgulama yöntemiyle kritik düşünme becerisi ya da kritik düşünme noktası ya da bunun sonucunda bir problem çözme ya da analiz etme olarak tanımlayabiliriz. O yüzden öncelikli olarak eleştirel düşünme dediğimiz noktayı aslında kritik düşünme olarak da kullanabiliriz. Çünkü burada kritik düşünme dediğimizde artılarıyla, eksileriyle, doğrularıyla, yanlışlarıyla, kanıtlarıyla ortaya koyulan savın ya da düşüncenin ya da herhangi bir durumun aslında geniş çaplı olarak tartışılması ve kritik edilmesi ve tabii ki analiz edilip buna bağlı olarak ortada bir sorun ya da problem varsa onun çözümünden aslında bahsediyoruz eleştirel düşünme ve analize. Eleştirel düşünme niye çok önemli? Özellikle eğitim kurumlarında ya da eğitim ortamlarında ya da eleştirel düşünmeyi öğretme dediğimizde öğretme aslında son yüzyıllarda çok daha önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Niye diye sorduğumuzda çünkü özellikle 21. yüzyıl dediğimiz bu içinde bulunduğumuz yüzyılda daha çok özellikle öğrencilerin ya da yüksek öğretimde ya da orta öğretimdeki öğrencilerimizin eğitiminde biz 21. yüzyıl becerileri dediğimiz gençlerimizi ya da çocuklarımızı bu içinde bulunduğumuz ya da gelecek yüzyılda hangi durumlarla karşılaşabilirler? Dolayısıyla bu durumlar ya da bu yüzyıl içerisinde nasıl başarılı olabilirler? Nasıl ekonomik anlamda kazanabilirler? Kendi hayallerine, ideallerine nasıl ulaşabilirler? Ya da nasıl bir değer üretebilirler? Bu konuyla ilgili hangi becerilere sahip olması gerekiyor? Yani biz çocuklarımız ya da gençlerimizi yetiştirip eğitirken belli başlı bazı becerileri ön plana tutmak zorundayız. Çünkü geçmiş yüzyılla şu anda içinde bulunduğumuz ya da gelecek yüzyılın ihtiyaçları, sorunları ya da içinde bulunduğu durumda ki yapmış olduğumuz, ortaya çıkardığımız değer ya da üretimler elbette farklı. Dolayısıyla çağımızda ya da bu yüzyılda, yaşadığımız yüzyılda hepimiz biliyoruz ki teknolojide çok hızlı gelişmeler söz konusu. Bu teknolojideki hızlı gelişmeler elbette ki sağlık alanını, elbette ekonomi alanını, elbette sanayi alanını çok derinden etkileyen bir takım gelişmeler. Dolayısıyla bu yüzyılda teknolojinin ağır olduğunu yani ağırlıkla olduğunu ve önlenemez bir yükselişle daha çok geldiğini, internetin, sosyal medyanın, bilgisayarın, özellikle yapay zeka gibi teknolojilerin daha çok hayatımıza girdiği bu yüzyılda ya da gelecek yüzyılda bizler genç ve çocuklarımızı bu yüzyıla belli konularla ilgili becerileri geliştirmek konusunda hazırlıklı olmalı ya da onları bu duruma hazırlamalıyız. Özellikle eğitimciler olarak baktığımızda ya da ebeveynler olarak baktığımızda. Eleştirel düşünme dediğim yani kritik düşünme becerisi her alanda olduğu gibi özellikle çocuklarımızda ve gençlerimizde çok önemli bir beceri olarak özellikle bu yüzyılda karşımıza çıkıyor. Niye çok önemli? Dolayısıyla gençlerimizin ya da çocuklarımızın dışarıdan duyduğu ya da eğiticiden de duymuş olduğu bilgileri sorgulaması, kritik etmesi ve doğru aslında nedir onu onun üzerinde ilerleyerek sorunları çözerken ya da problemlerle baş ederken kritik düşünme becerileriyle eksileri, artıları, olumlu tarafları, olumsuz tarafları analitik olarak neden sonuç ilişkilerini gözeterek, sorgulayarak, kritik ederek düşünmesi ve bunun sonucunda da bir problemi çözebilmesi hem çalıştığı kurumda hem kendi özel yaşamında önemli bir beceri olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden de özellikle 21. yüzyıl becerilerinde, özellikle yüksek öğretimde öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz önemli becerilerden bir tanesi de yine kritik düşünme yani diğer adıyla da eleştirel düşünme ve sorunları analiz etme becerisi olduğunu da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla eleştirel düşünme ya da kritik düşünme benim deyimimle daha çok den bahsederken aslında önemli bir kavram olan düşünme üzerinde aslında konuşmamız gerekiyor. Çünkü burada bir düşünme modeli ya da bir düşünme tarzı var. Düşünme dediğimizde aslında normal canlılardan
farklı olan insan elbette ki düşünen bir varlık. Çünkü hem düşünen, hem kritik edebilen, hem de konuşabilen, dolayısıyla bir muhakeme yürütebilen, akıl yürütebilen bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerden bir tanesi. Varlıkları tanıma, kavrama ve onlara bir anlam verme bakımından insan aslında bu evrende biriciktir, tektir ve nadide olarak tek başına bir varlıktır diyebiliriz. Çünkü bizler doğduğumuz andan itibaren çevremizdeki varlıkları tanımak, izlemek, gözlemlemek ve onların aslında kavrayarak, anlamaya çalışarak, anlamlandırarak o bir kavramları elde etme ya da bu kavramları beynimize şekillendirme konusunda aslında çok eşsiz ve önemli bir varlığız insan olarak. Bu aşamalarda ise akıl ve duygu aslında gerçekleşiyor ve sonra insan önce akıl ya da duygu ya da hangisi daha ağır basıyorsa bununla birlikte düşünme süreçleri içerisine giriyor. Dolayısıyla baktığımızda aslında düşünme insanlara özgü önemli becerilerden bir tanesi ve insana sunulmuş, yani insan varlığına, canlılarına sunulmuş önemli bir beceri ya da önemli bir lütuf olduğunu söyleyebiliriz. Düşünmeyle ya da düşünme becerisiyle insan var olan bilgilerini birleştirir, onları çözümlemeye çalışır ve daha çok anlamlı hale getirmeye çalışır. Şöyle düşünelim. Kavramları öğrenme biçimimiz var. Çok bebekken ya da çocukken bize gösterilen ya da öğretilen kavramlarla ilgili yaşadığımız duygular ya da bize öğretilen teorik bilgi sonucunda biz onları anlamlandırarak soyut ya da somut kavramları beynimize yerleştiriyoruz. Ve o kavramları kullanırken hem o duyguları hem o öğrenmiş olduğumuz teorik bilgileri de birlikte kullanarak aslında kavramlaştırıp anlamlandırma haline geçiyoruz. Ve bununla birlikte aslında baktığımızda biz insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için doğanın sırlarını çözmesi ve parçası olduğu dünyayı daha anlamlandırarak yaşama geçirmesi ve dolayısıyla önce etrafını daha sonra kendini tanımasıyla gerçekleşiyor. Ve bunların bilgisini edinmek de insanın düşünmesi sayesinde gerçekleşiyor. Düşünmek eylemi bir sonuca varmak amacıyla bilgileri incelemek, karşılaştırmak bilgileri, yani dışarıdan elde ettiğimiz bilgileri ve bunların aralarındaki ilgilerden ya da aralarındaki farklar ya da benzerliklerden yararlanarak bu kavramlarla ilgili fikirler yürütmek, zihinsel bir takım yetiler oluşturmak, yani beceriler oluşturmak ve zihinle arayıp bulma gibi anlamlarda kullanılan bir ifade olarak kabul edilebilir düşünme eylemi. İnsan dediğimiz zaman öncelikle düşünen bir varlığı anlıyoruz ve böyle anlamlandırıyoruz aslında biz de. Dolayısıyla bilinçli bir varlık, yani akıl olarak sağlıklı bir insan. Dolayısıyla beyinsel, fizyolojik olarak da tabii ki beyin hücreleri, beyin içerisindeki yapılar ya da fizyolojik anlamda, biyolojik olarak sağlıklı bir bireyin biz bilinçli bir varlık diyoruz. Ve dolayısıyla bilinçli bir varlık olan insan hem fizyolojik hem de psikolojik anlamda ya da akıl mental anlamında bir problemi, bozukluğu yoksa düşünen bir varlıktır. Ve herkes elbette ki önemli bir özelliği olan düşünme eylemini ve becerisini gerçekleştirir her sağlıklı insan. Düşünen insan kendisi ve dış dünyayı tanımak için çevreye ve kendine sorular sorar. Bu çok doğal, tanımak ve anlamak için. Düşünüyor çünkü. Hani diyoruz ya, düşünüyorsak öyleyse varız. Evet, varız. Ne yapıyoruz? Var olduğumuzu anlayabilmek için hem dış dünyamızı anlamlandırmaya ve anlamaya hem de kendi kendimizi anlamaya ya da anlamlandırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ufak bir çocuğu düşünün. Etraftaki her şeyi ilk defa gördüğünde yeni gözlemlemeye çalışır. Aslında dış dünyayı tanımaktır amaç. Neden? Çünkü bakıyor ve düşünüyor. Bu ne yapıyor acaba? Ve dolayısıyla düşünme eylemi aslında insanın önce kendini ya da dış çevresini tanımakla başlayan bir süreçtir ve dolayısıyla bununla ilgili de sorular sorarak başlar. Bilimde, sanatta, teknikte veya teknolojide bir takım gelişmeler ortaya çıkartır ve yeni bilgiler üretir düşünen insan. Elde ettiği bilgiler ve kavramlar üzerine düşünmeye başlar ve böylece insan denen varlık var olan bilgileri yeniden tartışmaya, soruşturmaya açarak bu bilgilerden hareketle en doğru bilgiye ulaşmaya çalışır. Dolayısıyla şimdiye kadar doğru olarak bize dayatılan ya da öğretilen bütün becerileri, yetileri ya da dış dünyamızdaki değişen durumları biz bir birey olarak düşünme yetilerimizi kullanarak, bunları sorular sorarak, anlamlandırarak, tekrar tartışmaya açarak, soruşturarak, dolayısıyla tekrar tekrar aslında en doğru bilgiyi kendi kendimize öğrenmeye ulaşma çabasıdır aslında düşünme. Yine düşünme insanın bir yetisi, yani bir becerisi ve aslında yaşamının da önemli parçalarından bir tanesidir.
Şimdi şöyle bir söz aslında çok güzel. Doktor Serdar Samur'un bu alanda çalışmış önemli bir insanın bir cümlesi. Yaşam, düşünme ve bunun yansımaları üzerine ilerleyen bir süreçtir. Dolayısıyla düşünmeyen ve düşünme yetisini kullanmadan yaşayan, sorgulamayan bir bireyin yaşam döngüsünün de aslında çok sağlıklı olduğunu söylemek belki de mümkün olmayacaktır. Yine etkili düşünebilen bireyler yaşamının amacını belirlemede, bu amacı gerçekleştirmede, karşılaştığı sorunları çözmede, karar vermede ve hayatıyla ilgili hayat tercihleri, yaşam tercihleri, iş tercihleri, özel yaşamındaki tercihler ya da iş yerinde karşılaştığı bir problem karşısında ya da bir konu, bir proje karşısında bu bilgileri soruşturarak ya da bu bilgilerle ilgili sorunların üzerine gidip bunlarla ilgili en doğru karar verme ve bu kararları uygulamada başarılı olan bir bireydir. Etkili düşünme becerilerini kullanan bireyler. Albert Einstein, Sigmund Freud ve Maria Curie gibi dünyada yüksek zekalı yani IQ'ları yüksek olan düşünürler ve çok önemli öncüler, özellikle bilimsel anlamda, yalnızca isimleriyle değil, dünyayı daha iyi bir yer haline getiren fikirlerini ve katkılarını nasıl şekillendirdikleriyle tanınırlar aslında. Dolayısıyla bir buluş ya da ortaya koydukları bu teknolojik ya da yenilikçi düşünce ya da akımları aslında düşünerek ortaya koyduklarından bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu düşünürken de bir takım bu konuyla ilgili fikirleri ve bilime ve bilim dünyasına ve dünyaya katkıları da aslında önemli noktada düşünme süreçlerinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla düşünme kavramına baktığımızda her insanın düşünme becerisi vardır ve olmalıdır. Çünkü düşünme kendimizi ve dış dünyayı anlamak ve dolayısıyla dış dünyadaki ortada olan olayları gözlemlemek ve bu olaylardan bir anlam çıkarıp bunları kavramlaştırarak bir anlam bulma düşün süreci olarak tanımlanıyor. Peki eleştirel düşünmeye bakalım. Düşünmeden bahsettik. Evet bir düşünme biçimi olması gerekiyor. Sorgulamak, yorumlamak. Dolayısıyla bir şey üretmek ya da bir sorunu çözmek için düşünmek zorundayız. Düşünüyorsak öyleyse varız bir birey olarak. Bilinçli bir varlığız diyebiliriz. Peki eleştirel düşünme bu düşünme biçimleri içerisinde nerededir? Kritik yani Türkçe anlamıyla eleştiri dediğimiz nokta aslında temel olarak, terim olarak baktığımızda günlük konuşma dilimizde çoğu zaman olumsuz bir şekilde algılanan bir kelimedir. Ve genellikle de bir şeyin iyi olmayan yönlerini anlatmak için kullanılır. Ancak eleştiri gerçek anlamıyla olumsuzlukları ortaya çıkarma demek değildir. Dolayısıyla baktığımızda mesela bizim ülkemizde critical thinking dediğimiz kritik düşünme, özellikle yabancı literatürden gelen kelime eleştirel düşünme olarak çevrilmiş ve yıllardır öyle kullanılıyor. Ama aslında baktığımızda eleştirel düşünme diye kişilerin daha çok olumsuz yönlerini ortaya koymak, dersin başında da söylediğim gibi daha çok iyi olan şeyler değil de daha olumsuz ve kötü olan yönleri anlamak ya da bulmalıyız. Evet, eleştirel düşünmeliyiz. Kesinlikle bunun olumsuz yönlerini bulmamız gerekiyor gibi bir ön yargıyla insanlar düşünme biçimini algılıyorlar. Aslında eleştirel düşünme dediğimiz noktanın en doğru kelime ifadesi kritik düşünme. Yani olumlarıyla, olumsuzları, doğrularıyla, yanlışlarıyla, artıları, eksileriyle hangi yollar, A planı, B planı, A yolu, B yolu, C yolu gibi bütün yönleriyle, konularıyla olayı kritik etmek, masaya dökmek ya da kritik düşünme, masaya dökerek düşünme, geniş düşünme, sorgulama olarak da tanımlamak daha doğrudur. Eleştirel düşünme karşı tarafın ifade ettiği bir yargının aslında ne kadar olduğunu sorgulamaktır. Yani bize söylenen bir cümle ya da bir ifade. Neye göre doğru, kime göre doğru ve bu doğru nereden köken almış aslında baktığımızda. O yüzden bize söylenen, okuduğumuz, anladığımız bilgileri sorgulama düzeyi ve buna bağlı olarak düşünme biçimi aslında eleştirel düşünme olarak tanımlanır. Dolayısıyla kritik ya da eleştirel düşünme dediğimizde kritik kelimesini kullanıyoruz. Kritik etmek, incelemek, araştırmak ya da eleştirmek.
Analiz kelimesi bunun içerisinde var. Ne demek? Bir bütünü kendini oluşturan parçalara ayırmak, bunları çözümlemek, analiz dediğimizde ortaya bir çözüm metodu ortaya koymak. Analitik düşünme gibi ya da analitik bir kelimeden bahsetmemiz gerekir. Çözümleyici, tahlil edici ya da inceleyici bir çözüm düşünme tekniği. Yine kritik analitik düşünme dediğimizde de eleştirel bir yaklaşımla, yani eleştirel dediğimiz inceleme ve araştırma yaklaşımı, sorgulama yaklaşımıyla, değerlendirme amacıyla tahlil etmek, incelemek, olayları anlamaya çalışmak. Dolayısıyla kritik, analitik dediğimiz neden ve sonuçlarını düşünerek bunu yaparsam bu olur, bunu yapmazsam bu olur. Ya bunu yaparsam şöyle olursa ne olur? Hayır, bunu yaparsam böyle olmazsa ne olur gibi alternatifli olarak aslında düşünme biçimidir. Analitik ya da kritik düşünme birlikte kullanıldığında düşünme becerisi.